Sabah olunca şah, divanına çıkmış ve divan dağılınca sarayına dönmüş ve de yakınlarıyla buluşmuş. Altıncı gece gelince. Şehrazat söze başlamış, ey bahtı güzel şah, işittim ki, balıkçı, ifrite, sen beni bağışlamış olsaydın, ben de seni bağışlardım. Ama sen ölümümü istediğinden, ben de seni bu küpe hapsedip denize fırlatarak ölüme mahkum edeceğim demiş. Bunu duyan ifrit, haykırarak, Allah aşkına ey balıkçı. Bunu yapma. Büyüklük et beni bağışla. Yaptıklarıma da sakın kızma. Ben suç işlediysem, sen iyilik et. Ata sözleri ne demiştir? Kötülük yapma sen, iyilik yap. Kötünün suçunu tümden bağışla. Ve sen balıkçı. Sakın Umane'nin Atika'ya yaptığım yapma, demiş. Balıkçı, neymiş bu olay, diye sorunca, İfrit, şimdi bunu anlatmanın sırası değil, beni küpten çıkarınca, onların başından geçenleri anlatırım, diye yanıt vermiş. Balıkçı, yo. Seni, oradan çıkmaya hiç imkan bulamayacağın şekilde, kesinlikle, denize atmam gerek. Yalvararak sana başvurduğumda, sana karşı hiçbir suçum, alçakça bir davranışım olmadığı halde ölümümden başka şey düşünmedin. Oysa ben sana sadece iyilik etmiştim küpten çıkararak, bana karşı böyle davrandığına göre senin bozuk bir soydan geldiğin anlaşılıyor. Ve de bil ki senin durumunu denizden çıkarıp seni yeniden kurtaracaklara açıklamadan küpü denize fırlatmayacağım. Böylece onu açmadan tekrar denize fırlatacaklar ve sen sonsuza kadar her türlü işkenceyi tadarak orada kalacaksın demiş. İfrit ona yanıt vermiş. Beni bırak, sana şimdi öyküyü anlatacağım. Bir daha kötülük de etmeyeceğim. Bir de seni sonsuza dek zenginleştirmek için olanak sağlayacak bir yol göstereceğim. Bunun üzerine balıkçı ona inanmış ve onu özgür bırakırsa yalnız kendisine kötülük etmeyeceğini değil, iyilik de edeceğini düşünmüş. Onun iyi niyetine ve vaadine tümden güvenerek ve ona kadir ki mutlak Allah üstüne yemin ettirdikten sonra balıkçı küpün kapağını açmış. Küpten tamamen çıkıncaya kadar duman yükselmeye başlamış. Sonra da bu duman yüzü korkunç çirkinlikte bir ifrite dönüşmüş, ifrit küpe bir tekme vurarak onu denize yuvarlamış. Balıkçı küpün denize yuvarlandığım görünce, hiç kuşku duymamacasına mahvolduğuna inanmış, korkudan çişini kaçırmış ve kendi kendine bu hiç de hayra alamet değil, demiş. Sonra yüreğini bütün tutmaya çalışarak, ey ifrit, yüce Allah vadini tut. Çünkü bunun hesabı sorulur buyurmuştur sen bana yeminle ihanet etmeyeceğini vaat ettin. Yeminine sadık kalmazsan Allah seni cezalandırır, gazabından korkulur, sabırlıysa da unutkan değildir. Sana hekim rüyanın kral Yunan'a söylediği, beni bağışla ki, Allah da seni bağışlasın, deyişini hatırlatırım demiş. Bu sözleri duyan ifrit, gülmeye başlamış, onun önünden yol alarak, ey balıkçı, beni izle demiş. Balıkçı da güvenliğinden pek emin olmadan onun ardından yürümeye başlamış. Böylece kentten tüm olarak uzaklaşmışlar ve onu gözden yitirmişler. Sonra da bir dağa tırmanmışlar. Oradan da ortasında bir göl bulunan tenha bir vadiye inmişler. Bunun üzerine ifrit durmuş ve balıkçıya ağını suya atmasını ve avlamasını emretmiş. Balıkçı suya bakmış, orada beyaz, kırmızı, mavi ve san balıklar görmüş, şaşırmış kalmış, sonra ağını göle fırlatmış, çekince dört balığın ağa takıldığını görmüş, her bir balık ayrı bir renkteymiş. Bunu görünce sevinmiş. İfrit ona bu balıklarla sultanın huzuruna çık ve bunları ona sun. O da sana bir servet verecektir ve şimdi Allah aşkına özrümü kabul et. Korkarım ki yeryüzünde yaşayan hiç kimseyi görmeden 1800 yıldır deniz altında kaldığım için nezaket kurallarını unuttum sana gelince her gün buraya balık avlamaya gel. Ancak bir kereden fazla ağ atma. Şimdi Allah'a emanet ol, demiş. Bunu söyleyerek iki ayağını vurunca, yer yarılmış, ifriti yutmuş. Bunun üzerine balıkçı, ifritle başından geçenlere çok şaşarak, kente dönmüş, sonra da, balıkları alarak, bunları evine götürmüş, bunu izleyerek, toprak bir kap alarak bunu suyla doldurmuş, içine balıklan koymuş, Balıklar su içinde oynamaya başlamışlar. Sonra kabu başının üzerine yerleştirerek ifritin önerdiği gibi, sultanın sarayına doğru yol almış. Balıkçı sultanın huzuruna çıkınca, balıkları ona sunmuş. Sultan, balıkçının kendisine sunduğu bu balıkları görünce hayranlığın doruna ulaşmış. Çünkü, gerek nitelik, gerek tür bakımından ömünce bunların benzerini görmemiş imiş. Sonra, bu balıkları aşçımız zenci kadına verin, demiş. Bu köle ona ancak üç gün önce Rum ülkelerinin kralı tarafından armağan olarak verilmiş ve de aşçılık marifeti henüz denenmemiş imiş. Vezir ona balıklan kızartmasını emretmiş ve ey aşçı, hükümdar sana ulaştırmak üzere bana şu emri verdi. Ey gözyaşım. Seni bir hazine gibi dertli günümde dökmek için sakladım. Ata sözünün dediği gibi, sen de mutfaktaki marifetini, tabaklarındaki tat zenginliğini bugün göstereceksin çünkü sultan bugün kendisine hediyeler getiren bir kimseyi kabul etti, demiş. Vezir, bunları söyleyip her tür tavsiyelerini de ekleyerek oradan ayrılmış. Sultan, balıkçıya 400 dinar verilmesini emretmiş. Parayı alan balıkçı, bunu giysisinin cebine yerleştirmiş, mutlu ve sevinçli, karısının yanına, evine dönmüş. Sonra da çocuklarına ihtiyaçları olan her şeyi satın almış. Bu sırada zence aşçı balıkları almış, temizlemiş ve tavaya sıralamış, bir yanlarını iyice kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş. Fakat birdenbire duvar yarılarak endamı güzel, yanakları parlak ve yüz hatları zarif, gözleri sürmelenmiş, vücudu ince ve zarafetle öne eğilmiş, başı mavi bir yazmayla örtülü, kulağında küpeler, kolunda bilezikler, parmağında değerli taşlarla bezenmiş yüzükler bulunan bir genç kız çıka gelmiş, Elinde kamıştan bir değnek tutuyormuş. Ocağa yaklaşmış ve elindeki değneği tavaya uzatarak "Ey balıklar, sözünüzü her zaman tutuyor musunuz?" demiş. Bunu gören köle bayılmış. Genç kız sorusunu ikinci, üçüncü kez tekrarlamış. Bunun üzerine tavanın içindeki tüm balıklar başlarını kaldırarak "Evet." "Evet." demişler. Sonra hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar: "Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan, biz de bizimkini tutarız. Ama kaçmaya kalkışırsan borcunu ödeyinceye kadar haykırıp dururuz. Bu sözler üzerine genç kız tavayı devirmiş, geldiği yerden çıkıp gitmiş ve mutfağın duvarı yeniden kapanmış. Köle kadın baygınlığı geçince dört balığın yanmış, kara kömüre dönmüş olduğunu görmüş. Kendi kendine zavallı balıklar demiş sonra kendi durumunu düşünerek ve de bir değişi hatırlayarak, ilk saldırıda bozguna uğrandı demiş. Kendi kendine dövünüp dururken, vezir ardından, omuz başında vermiş ve ona, balıkları sultana götür, demiş. Köle ağlamaya koyulmuş ve olup biteni vezire anlatmış, vezir çok şaşırmış ve bu, gerçekten garip bir öykü, demiş. Balıkçıyı aratmış ve huzuruna getirince, ona ilk kez getirmiş olduğuna benzer dört balık daha getirmen gerekiyor demiş. Balıkçı göle yollanmış, ağını atmış ve yakaladığı dört balığı vezire getirmiş. Vezir de onları zenci kadına vermiş ve al bunları, benim huzurumda kızart ki bu işin nasıl olduğunu anlayayım demiş. Zenci davranıp balıkları hazırlamış ve ateş üzerindeki tavaya yerleştirmiş. Böylece birkaç dakika geçmiş geçmemiş, duvar yarılı vermiş ve genç kız evvelce görüldüğü giysilere bürünmüş bir biçimde ve elinde aynı değnekle görünmüş. Değneği tavaya doğru uzatmış ve ey balıklar, balıklar. Eski sözünüzü hala tutuyor musunuz? diye sormuş. Balıklar hep birden başlarını tavadan kaldırarak ağız birliğiyle şu dizeleri okumuşlar. Geri dönersen sana öykünürüz, yeminini tutarsam, biz de tutarız. Ama verdiğin sözleri inkar edersen belanı bulasıya kadar beddua ederiz. Bu anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve susmuş.